polis. Sen buna değilsin. Gelsin. Yani ders saatinde öğretmenlerle görüşmek istedi. Yani ilk 15 dakika izin verdim zaten. Ders biraz daha uzunca ben izin vermedim öğretmenlerle görüşmesine. Çünkü öğretmen derse gitmesi gerekiyordu. Öğretmen arkadaşları uyararak derse gitmelerini istedim. Ondan sonra öğretmen arkadaşlar gittikten sonra odama geldi. Odama gelerek bana hakaretler etmeye başladı. Sen görürsün, burayı artık boş bırakmayacağım. Sen dışarıya çıktığında seninle görüşeceğiz. Bakalım sen dışarıya çıkabileceksin mi? Ve ben odada bana bir sürü hakaret etti. Daha sonra odamdan çıkarak beraberce bahçenin içine kadar geldik. Bahçenin içine geldikten sonra hakaretlerine devam etti. Hakaretlerinden sonra da yüzüme yumruk atarak olay yerinden uzaklaşarak gitmiştir. Bu 13-12-2022 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na gelen Eğitim Birsen Başkanı Erkan Çiğdem ders saatleri sırasında öğretmenlerle görüşmek istemiştir. Okul müdürü Suat Kaya'nın yönlendirmesiyle öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşme yapmış ve daha sonrasında ikinci ders teneffüsünü bekleyerek öğretmenlerin yeniden teneffüste görüşmelerini istemiş. Bu süre içerisinde okul müdürünün öğrencilerin güvenliği dile getirilerek süreyi biraz kısa tutmasını rica etmesi üzerine Erkan Çiğdem'in görüşmeyi sonlandırmış. Daha sonrasında müdür odasına giderek okul müdürü Suat Kaya'ya hakaretlerde bulunmuş, makamına ve devlete ağır hakaretlerde bulunmuştur. Dışarı çık, dışarıda konuşalım demiştir. Olayın şokunu yaşayan okul müdürü Erkan Çiğdem'i sakinleştirmeye çalışmış ve okul bahçesine kadar eşlik etmiştir. Okul bahçesinde hakaretlerine devam eden Erkan Çiğdem, Suat Kaya'nın yüzüne yumruk atmak suretiyle darp etmiştir. Emniyete giderek şikayette bulunan Suat Kaya, hastaneden de darp raporu almış. Bugün burada Eğitimsen, Hürriyetçi Eğitimsen, Anadolu Eğitimsen ve Eğitim Güdüsen olarak öğretmenlere yönelik şiddetin sonuna kadar karşısında olduğumuzu yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin eğitimcilere uygulanan şiddeti esefle kınıyoruz. Bu durumun yasal olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Emniyetimize verdik. Emniyetteki arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Görüntüleri alarak görüntülerde alenen darp ettiği ve yumruk attığı görülmektedir zaten. Hastaneye giderek darp raporumuzu da aldık. Fakat bunu yapanın Eğitimciler Birliği Başkanı olması ve bir sendika başkanı olması, öğretmenlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir sendika başkanı. Bunun hukuk olarak takipçisi olacağımızı, asla peşini bırakmayacağımızı, bu arkadaşın burada istediği atı oynatmasına, istediği öğretmeni tehdit etmesine, istediği öğretmeni darp etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçten itibaren yapılacak bütün şeylerin arkasında her şekilde takipçisi olacağımızı, bunun arkasında kimlerin de varsa eğer onun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz arkadaşlar.